Şimdi eli ve kolu yapalım. İstiyorum. Elle başlayalım. Aldık ter rengimizi. Sihirli halkamızı yapalım. 6 tane sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle sıkalım. Birleştirelim. Zorlandığım yerlerden birindeyiz yine. Bir iğne takmak, iki bu sihirli halkanın ortasını birleştirmek. Hep söylüyorum, çok sıkı yapmamla ilgili bir şey. Çok sıkıyorum, sıkı yapıyorum. Öyle olunca da bazen bakmak zorlaşıyor. Şimdi yine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 3 Pardon, çok özür dilerim. 3 4 5 ve 6. Şimdi ise 9'a çıkacağız. Bunun için bir tane tek bir çift yapacağız. Bunu 3 kez tekrarlayacağız ama şunu şöyle bir şekilde kıvıralım ki yapmamız kolaylaşsın. Bir tane tek. Şöyle yapalım. Şapka gibi. Bir tane çift. 3 oldu. 4 çift yapıyorum. 6 7 çift yapıyorum. 9. Bir sıra daha 9 yapıyoruz. Bu ayıraç için ayırdım. İp biraz uzun oldu ama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi baş parmak için buraya 3 tane zincir çekiyorum. İkinci zincirden geri dönüyorum. 2 tane sık iğneyle. Ve yine aynı yere, bir önce battığım yere dibine batıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Şimdi ise 6 tane sık iğne iniyoruz tekrar. Bunun için bir tane sık iğne, bir tane eksiltme yapıyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6. Şu an 6 tane sık iğnemiz var. Ve bir sıra daha 6 sık iğne yapıyoruz. Bir sıra daha hemen parmağın solundan batıyoruz. Ele elyaf doldurmadım bu arada. Boş elin içi. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle. Ama ben bu 6. ilmeği şöyle geri alacağım. 5'e indirdim. Sebebi de şu.
Şu bileşme yerinin içeride kalmasını istiyorum. Yandan görünmesini istemiyorum. O yüzden sonuncuyu 6 sık iğne değil 5 sık iğne yaptım. Şunu da şöyle boşaltıyorum. Çünkü renk geçişi yapacağım. Buradan rengi bağlayacağım. Yani 5.'yi de toplamadım. Şöyle tığda bıraktım. Şimdi şu içindeki kazan görünen kısmı var ya. Onu iki sırayla vurgulayacağız burada. Ben ilkinde yapmayı unutmuştum onu. Hatırladığımda çok geçti. Şimdi bunu da yapmak istedim. O 5. sık iğneyi boşa almıştım. Şöyle. Şimdi kazağımızın rengi olan maviyi alıyorum. Şöyle aldım. Buradan geçirelim. Ve yanlardan birer tane artırarak 8'e çıkacağız. Yaparken de fulo yapacağız. Yani dış ilmekleri alacağız. O kazak görüntüsünü verebilmek için. Şu ipi de çıkarayım. Şu an ihtiyacımız yok. Bir tane aldım. Şöyle kahverengiydi. Yani ten renginde biraz sıkalım. Bir aldım. Hemen buraya çift batalım. 2 oldu. Üç, dört, çift batalım, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi bir sıra daha 8 sık iğne yapalım. Mavi ile. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 ve 8. Toplamıyoruz çünkü şimdi beyaza geçiyoruz. Gömleğimizin rengine geçiyoruz. Burada beyaza geçerken de yine fulo yapıyoruz. Aynı mavide yaptığımız gibi şöyle ucunu düğümleyelim. Şöyle yine dışarıdan alarak şöyle sıkalım. Şöyle dışarıdan alarak 8 sık iğne de onunla yapıyoruz. Yine fulo yapıyoruz dış ilmeklerden. 1 2 3 Bunu bu şekilde 8'e tamamlıyoruz ve toplam 19 sıra yapıyoruz. Nerede elimiz? Şurada. 19 sıra beyazla 8 sık iğne yapıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şu. 4-5 sıra ördükçe lütfen içine elyafı doldurun. El boş ama kol dolu. Çünkü daha sonra zorlaşacaktır ince olduğu için. 4-5 sırada bir elyaf doldurun ama şu son 4-5 sıraya doldurmayın. Çünkü şöyle omuza dikeceğimiz için oranın boş olmasını istiyorum. Son 5 sıraya kadar doldurmayın. Sıramızı tamamladığımızda da nasıl katlayıp birleştirdiğimizi göstereceğim size. Şöyle bakın ben de ördüm 19 sıra. Lütfen şöyle eli katlayın şu şekilde. Ve şuradan karşılıklı alarak bir buradan bir karşıdan 4 tane sık iğne ile birleştiriyoruz. 2 3 ve 4. Ve hazır. Diğeri de burada. Kollarımız hazır. Kollarımızı dikeceğiz birlikte.
Ama öncelikli olarak nereden başlayalım? Saçları dikerek başlayalım. Şimdi saçımız burada şöyle oturtacağız. Ama tabii ki çok iyi oturtmamız lazım ki yamuk olmasın. Çünkü bunun devamında kollar ve yüzün şekli hepsi birbirine bağlı olacak. Şu tepe kısmı görünmesi mümkün olduğu kadar. Şöyle iğnelersek dikmemize ayrıca hem şöyle bakın böyle baktığımda hafif bu tarafa kaydırmam gerektiğini görebiliyorum. Yani şöyle uzatarak bakarsanız bir de şuradan şöyle şu an iyi sanırım. Şu tepe kısmı görünmesin. İğneleyelim arkadan. Şurası da otursun. Önce arkaya dikeceğiz. Şöyle 4-5 yerden oynamayacak şekilde iğneleyelim. Çünkü dediğim gibi herhangi bir potluk oluşmasın diye. Çünkü arkayı düzgün dikersek önde sıkıntı yaşamayız. Ama önce önü dikersek arkaya toplamamız zor olur. Şöyle işte elinize ne kadar iğne varsa olabildiğince sabitlemeye çalışıyorum şu an. Şöyle oturttuk. Tepede görünmesin. Hatta bir tane de tepeye yapalım ki oynamasın yerinden. Şöyle alalım. Şöyle. Tepeye de oturduk. Çünkü zaten alın kısmı görünüyor. Hafif şöyle de açarız dikerken. Şimdi nasıl dikeceğiz? Alalım. Bir kısmını göstereceğim size. Sonra çünkü hepsini gösterirsem çok uzun sürer. Nasıl diktiğimi göstereceğim sadece. Şöyle alalım. Biraz uzun bir ip bıraktım. Hem önü hem arkayı dikeceğimiz için. Şöyle elinizle de düzelterek dikerseniz. Şimdi ben buraya oturtmuştum. Bir tane saçtan. Zaten genelde hep aynı dikim şeklini kullanıyorum. Şu elinizle de düzelte düzelte. Bir tane de baştan alalım. Hiç burada ilmek atlamayalım. Yine bir tane saçtan. Şöyle alalım. Makine dikişi yapar gibi. Tabii geri gitmiyorum ama ileriye gidiyorum sürekli. Yine bir tane baştan. Yine saçtan. Bu şekilde. Şöyle elimizle de yuvarlaklığı sağlayarak hani herhangi bir potluk vesaire olmasın diye yine bir tane baştan bu şekilde tüm etrafı dönerek dikiyoruz. İp uzun olduğu için takılıyor ister istemez. Bakın. Bayağı bir kısmını hallettik bile. Benim için şu an uzun birikimiz var. O yüzden görüyorsunuz her yerine takılıyor. İp de uzun ve düğüm olduk galiba sanırım. Olduğumuz yerde düğüm olduk. Her yere düğüm olmuşuz. Sadece ipe değil bakar mısınız nerelere düğüm olmuşuz? Şöyle. Yine saçtan bir tane. Sanırım anlaşıldı. Baştan bir tane. Bu şekilde dönerek dikiyoruz. Ben de bitireyim bu arka kısmı. Sonra şu ön kısmı yine birlikte dikelim. Bakın arkayı diktim ben de. Bu tontik kelimiz de çıktı ortaya. Çok şeker oldu. Bayıldım bu figürün. Yani aslında tip olarak sempatik bir tip ama en çok hoşuma giden ve örmesinden zevk aldığım yer şu keli oldu.
Normal hayatta pek kendini hoşlamasam da böyle bir oyuncak da yapmak çok hoşuma gitti. Şimdi buradan en son ilmeğimi aldım ve şuradan alttan çıktım. Aslında biraz size göstermem zor olacak ama şuralarda çıkarsam şimdi birleşme yeri hoş durmaz diye alttan çıktım. Yine aynı şeyi yapacağız. Aynısı, hiçbir fark yok. Bir tane saçtan, bir tane alttan. Ben şimdi burada göstermem çok zor olacak. Şuraya kadar ilerleyeyim, size daha net bir şekilde gösterebileyim. Dediğim gibi ben de yan tarafa kadar geldim. Farklı bir şey yapmıyorum. Aynı arka tarafta gösterdiğim gibi bir tane şöyle mi yapalım? Bir tane baştan, bir tane şöyle atlamayalım da saçtan alarak yine başın etrafını döneceğiz. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane baştan alıyorum. Ve yine bir tane üstten, bir tane baştan, bir baştan, bir tane saçtan alarak şu şekilde etrafını döne döne, yani peruk diyelim artık buna, peruğumuzu başa dikiyoruz. Tamamdır sanırım. Arkadaki ile buradaki dikme şeklim aynı zaten. Kolları nasıl dikelim? Tabii ki şöyle katlayıp zaten dikmiştik. Parmaklar içe gelecek şekilde. Konum olarak da şu şekilde. Bakın mavinin, şöyle göstereyim. Mavinin ikinci sırasının bittiği yere. 1-2. Diğerini de oraya konumlandırdım. Yani şurada mavinin ikinci sıranın bittiği yerin altına şuradan, şu sıra değil de şuradan 6 sık iğne arasına koyacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 konumlandırın. Bakın şöyle. Çünkü önlüğün sayılarını verdiğimde üzerine oturabilmesi için bu önemli, kolları nereye diktiğiniz. Hemen ikinci sıranın bitimine ve şuradan 6 sık iğne arayla tutturarak dikelim. Aynı önlüğü nasıl dikiyorum? Onu da aynı başta yaptığımız gibi bir tane gövdeden şöyle tersten alıyorum kolay olsun diye. Bir tane koldan tutturun böyle benim yaptığım gibi toplu iğnelerle yerinden kıpırdamasın. Nerede? Bakın yanlış oldu. Görüyor musunuz? Ben de çünkü göremedim şu an çekim yaparken. Hemen ilk sıranın altına oldu. Hayır, öyle olmayacak. Şuraya olması gerekiyordu. İkinci sıranın altına olması gerekiyordu. İyi ki fark ettik. Sonra sökmesi çünkü çok zor oluyor. Bir de sıkı sıkı dikince inanın dikmekten çok daha zor sökmesi. Bakın şöyle. 1, 2. 2'nin altına. Heh, şimdi oldu. Şöyle. Ters oluyor bana ama göstermeye çalışacağım. Bir tane yukarıdan. Şuraya. Bakın. 2, 6. Arada 6 sık iğne. Önlük içinde şimdi birazdan tarifini vereceğim. Ölçerek gitmenizi önereceğim. Çünkü aynı ipi kullanmıyor olabiliriz. Öyle olduğunda da sayılarımız tutmazsa şayet önlük kasabilir kollardan. Onları da detaylı bir şekilde anlatacağım size. Neye dikkat etmeniz gerektiğini. Çok ilginç. Takıyorum derken çıkardım. Nasıl oldu anlamadım.
Benim zaten biliyorsunuz iğnelerle başım dert de. Şuradan alalım. Tekrar. Çünkü benim şu an bunda kullandığım ekru ip, ki beyaz değil ipim, diğeri beyazdı, bu ekru. Aynı kalınlıkta ve aynı marka değil. O nedenle ben de şimdi sayılarımı kontrol ederek gideceğim. Çünkü kalınlık mutlaka sayılarda farklılığa neden olacaktır. Ama benim burada kullandığım iplerin tamamının markası aynı. Fakat burada öyle değil. Önlük diğerlerinden farklı. Bir tık daha ince bir ip. Bakalım sayıları nasıl tutturacağız. Gördüğünüz gibi diktim. Şu iplerden bir tanesini, uzun olanı koparmayın. Çünkü daha sonra önlüğü omuzlardan ve alttan kollara tutturmak için kullanabiliriz. Ya böyle boşta da bırakabilirsiniz ama tutturmak, dikmek isterseniz şu iplerden bir tanesini koparmayın. Kalsın uzun olanı. Çünkü ihtiyacınız olabilir. Tamam. Bakın kolları da taktık. Şu şekilde. Diğerine göre kollar biraz yukarıda. Sebebini de biliyorsunuz. Çok değil, bir tık. Çünkü iki sıra bacak boyunu uzatmıştım. O nedenle. Şimdi yüzün detaylarını sona bırakmak istiyorum. Çünkü önlüğü çok fazla giyip çıkartacağız. O yüzden o sırada yüzün deform olmasını istemiyorum. Nedenle de öncelikli olarak önlüğü anlatmak istiyorum. Şimdi önlük, gömlek. Ama önlük demek daha doğru olur herhalde. Aldık ekru ipimizi, kollarda kullandığım ipi aldım ve 21 tane zincir çekiyorum. Şöyle alacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Şöyle zincir çekiyorum. Ve ikinciden itibaren geri dönüyorum. 20 sık iğneyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şu ipi şöyle yukarı alacağım ki arada onu yok edelim. Bir tane zincir çekiyorum. Ve iki tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Şuraya batacağım bir tanesini. 1. Şu ip de arada kaynasın istiyorum. 2 tane zincir çektim. Hemen ilk sık iğneye battım. Yanındakine battım. Şimdi alt tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve dördüncü deliğe batıyorum. 1, 2, 3, dördüncü deliğe batıyorum. 9 tane sık iğne yapıyorum. Bu battığım dahil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve yine alt tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Yine dördüncü deliğe batıyorum. 1, 2, 3, 4. Birinciyi battım. İkinci sık iğne ve bir sık iğne daha, toplam 3 sık iğne yapıyorum buraya da. Şimdi bunu şöyle giydirip bakmanızı önereceğim. Çünkü dediğim gibi sayılar tabii ki önemli ama ipinizin kalınlığını bilemiyorum. Kol yerleştirmenizde farklılıklar olabilir. O nedenle bu aşamadayken şöyle giydirip denemenizi önereceğim. Sonra ilerledikten sonra sökmemeniz için. Gerekiyorsa sayıları artırabilirsiniz. Belki sırt sayılarını artırmak gerekebilir. Kol sayılarını artırmak gerekebilir. Yine aynısına devam edersiniz benim anlattıklarımla ama belki bu aşamada bir takım değişiklikler gerekebilir. Bakalım. Şöyle, şöyle. Benimki oturdu. Çünkü neden? İplerimin kalınlıkları aynı. Ve buna da yakın bir kalınlık. Çok bir fark yok. Bakın oturdu. Bu aşamada mutlaka kontrol edin. Arkası kasıyor mu? Ne durumda? Şimdi ben buradan devam ediyorum. Ama ara ara hep giydirip bakacağım. Çıkaralım. İkimizi hırpalamadan. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle. İpler karışmasın. Her yere dolaştı zaten şu an. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Ve hemen buraya ilk sık iğneye çift yapıyorum. Aynı yere iki kez baktım. İki tane sık iğne yapıyorum. Bir. İki. Ve burada altı tane zincir çekmiştik ya şuraya. Buraya altı tane sık iğne yapıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 ve yine buraya 9 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve yine buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. Zincirin üzerine 6 zincirimiz var. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Bunu alamadım ilkini. Çünkü tığın başı kalın. Ama alacağız yani inatla da olsa. Şöyle yapacağım artık. 1 2 3 4 5 6 bir sık iğne. 2 sık iğne. Ve şuraya en uca da bir tane çift yapacağım. Buraları ben çok aşırı sıkmışım. 1 2 aynı yere çift yaptım. Şimdi ne yapıyorum? Bir tane zincir çekiyorum ve devam ediyorum. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Şimdi ise yine bir zincir çekip şuradan başlar bir tane buradan. Bir zincir buradan, bir çift buradan, en son sık iğneye bir çift batıyorum. Ne olacak? 31 tane sık iğnemiz olacak. Ve bu sırayı 16 kez daha tekrarlıyorum. Tamamdır inşallah. Bir giydirip bakalım isterseniz. Yani şu an 29 sık iğnemiz var ya. Baştan bir çift yapıyorum. Sondan bir çift yapıyorum. Ve 31'e çıkıyoruz. Şöyle bir giydirip bakalım. Ve bunu, pardon kaç dedim? 16 sıra. 16 sıra daha yapıyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım. Önüne durumda. Dediğim gibi ara ara giydirip bakın mutlaka. Şöyle. Bakın ön kısmına da şöyle oturup oturmadığını. Şu an şu aşamada arkası da saçımız takılmış. Şöyle. Şöyle. Ve bunu 16 sıra daha devam ettirelim. Dediğim gibi en son 31 sık iğneye geldiğimizde 16 sıra daha devam edelim demiştim. Bakın ben de devam ettim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sıra. Şu seviyeye geldi. Tam bu bacakların birleştiği yere denk geldi. Önlüğümüz gayet de güzel oturdu bakın. Şimdi ne yapacağız bu aşamadan sonra? Şimdi bundan sonra her sıra başında birer tane eksilterek şuradan göstereyim. Bakın şu şekli vereceğiz. Ama sadece sıra başlarında. Mesela şimdi buradan bir tane eksiltmeye başlayacağız. Eksiltmeyi nasıl yapacağız? Hemen şöyle göstereyim. Tabii bir tane zincirle döneceğiz mecburen. Bir tane zincirle döndük değil, döndük. Şöyle en baştakini ve yani batmamız gereken yeri ve onun yanındakini aynı anda alarak şöyle yapalım. İki ilmeği bir kere de toplamış olacağız ve 31 olan sıramız 30'a inecek. Bu sıra başına geldiğimizde tekrar aynı şeyi yapacağız. 29'a inecek. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 olana kadar devam edeceğiz. Bakın şu eksiltmelere sadece sıra başlarında 21 olana kadar devam edeceğiz. Şimdi burada dediğim gibi pantolon boyu biraz uzun. Bakalım bize yeterli olacak mı 21? Orada bırakabiliriz. Yetersiz olursa belki bir iki sıra daha eksiltme yapabiliriz. Dediğim gibi ilk yaptığım Rix'teki gibi 21'e kadar indirdim ama bacak boyumuz biraz daha uzun olduğu için tabii ki yetersiz kaldı. Ben bilmiyorum ama 1, 2, 3 sıra daha indirdiğimde daha güzel olacağını düşünüyorum. Yani 21'di şu an. 18'e indirdiğimizde daha hoş bir görüntü çıkabilir. Bir üst sıra daha öreceğim. Bence bunun boyu çok daha iyi oldu. Yani 18 sık iğneye indiğimizde boyu çok daha güzel olacak. Bakın daha yerinde oldu. Şimdi ipi kesiyorum buradan.
Çok ipim de kalmadı açıkçası. Az bir ipim kaldı. Onunla da yakayı yapmak istiyorum. Şöyle çıkaralım. Şimdi yaka için şuradan şöyle alayım. Şöyle ikili olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam şuraya denk geliyor. Şuradan yakayı çıkaracağım ama tabii ki buradan değil, buradan alacağım. Şimdi ne yapacağız yaka için? İpimizi alalım. Şöyle düğümleyelim. Buraya 4 tane sık iğne yapacağım öncelikli olarak. Bir, bu birincisi oldu. 2, 3, 4. Sonra 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Sonra 3 tane üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 bir tane daha. 4. Ve 1, 2, 3, 4 zincirle hemen buraya dibine ineceğim. Şöyle şu şekilde dibine battım hemen. Şimdi bir sık iğne ilerleyeceğim. Yine 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapacağım. Yine dibine batacağım. 1 1 tane dibine battığımda bir tane üçlü trabzan yaptım. 4 zincirle çıktım. Şöyle dibine bir trabzanla indim. Bir trabzan daha yaptım. Şimdi bir trabzan daha yapıyorum. Şimdi 3 tane ikili yapacağım. İkili trabzan. 1 2 3 ve burayı sık iğne ile çıkacağım. 1 2 Bakın şöyle bir yaka oldu şu an. Gördüğünüz gibi şöyle şuradan itibaren bir yakamız oldu. Şimdi bunu buradan yine buranın başlangıcına kadar buraya kadar döneceğim ama önlüğü çıkaracağım ben çünkü böyle zor oldu. Yani şurayı buradan arkadan buraya kadar sık iğne ile dönün, yine orada buluşalım. Ben de döndüm. Bakın sık iğne ile buradan buraya kadar geldim. En uç noktaya kadar. Yine buraya kadar yaptığım şeyi aynen geri tekrarlayacağım şimdi. Ne yapmıştık? 2 tane sık iğne. 1 2 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 3 tane üçlü trabzan. 1 2 3
4 tane ZN ile iniyoruz ve dibine batıyoruz. Yine 4 tane zincir, 2 3 4. Pardon, bir tane sık iğne atlamam gerekiyordu, kusura bakmayın. Şimdi buraya zincirle battıktan sonra bir tane sık iğne alıyorum. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve dibine üçlü trabzanla battım. 3 tane daha üçlü trabzan yapacağım. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 ve 4. Bu tarafı da tamamlamış oldum. Şöyle tabii ki giydirdiğimizde bunlar düzelecek. Burası da böyle. Yakamız da bitmiş oldu. Nereye konumlandırdığımı göstermek istiyorum. Gözler için bakın yukarıdan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yukarıdan 10. sıranın bittiği yere bitişik olarak şuradan eşit mesafe bırakmaya çalışın. Benimkinde mesela 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4'er tane sık iğne kalmış sağdan. Onları kontrol edersiniz. Bunların dikimlerini göstermeyeceğim çünkü aynı burada yaptığımız dikimi. Bir gözden, bir yüzden, bir gözden, bir yüzden aynı şekilde. Sonra kaşları yerleştirelim. Kaşları da şöyle hazırlamıştık zaten biliyorsunuz. Şu şekilde. Onu da şöyle, pardon, kaşlar diyorum, göz kapağı, gözün üstüne yerleştirelim onu da. Bakalım. Hemen şuralardan tutturmaya çalışalım. Şöyle. Önce gözleri dikelim. Sonra göz kapağını dikelim. Ardından burnu dikelim. Şöyle göstermeye çalışacağım. Bakın tam gözlerin üstüne gelecek şekilde şöyle şurası da hafif şu şekilde insin. Şöyle şuradan iğneleyelim bir tane de. Bakın şu şekilde. Burnu da şöyle bir burnumuz var zaten. Onu da bakın şöyle arasından yukarıya çıkacak şekilde şöyle konumlandırırsınız. Şu şekilde kaşlara değsin. Bakın kaşlara değsin. Üst kısmından sadece şu şekilde, yani şöyle gözleri de çok ayırmadan kaşlara değecek şekilde dikebilirsiniz. Onu da olduğu yere tuttururuz. Önce gözler, sonra göz kapağımız, sonra burun. Ve en sonda kaşlar. Kaşları da gördüğünüz gibi şöyle ortalayacak şekilde göz kapağının ortasından bir iki sıra üste gelecek şekilde uçları dikiyoruz. Kulaklar nerede? Kulaklar da hemen gözün bittiği yerde kulaklar başlıyor. Üst sıralık mesafeye. Bakın. Gözü dikin. Gözün altında konumlandırın. Diğerini de karşıya. Şu ağız yapımını, göz bebeği yapımını ve göz altı onları yine birlikte yaparız. Şimdi içime sinmedi. Göz kapaklarını belki dikmeniz zor olabilir diye yine de göstereyim istedim. Gözler dediğim gibi bir gözden, bir yüzden alarak şöyle ikisini yan yana birleştirerek diktim. İçine elyaf doldurmadım ben. Siz isterseniz doldurabilirsiniz. Benimkilerin içi boş. Şimdi nasıl göstereyim? Şöyle şuradan başladım. Kenardan buraya kadar geldim. Bakın iğneledim ortadan ve yanlardan. Şu ortayı
Çukur bıraktım. Şöyle bir tane aynı dikiş sistemi ama yine de bir göstereyim istedim. Şöyle aşağıya doğru çukur olacak şekilde. Yani aşağıda kalsın. Bunların olduğu sırada olmasın. Çok kolay olmayacak ama. Şuradan. İnanın çekerken dikmesi çok daha zor. Yani oturduğunuz yerden dikmek çok kolay ama çekerken öyle olmuyor maalesef. Şimdi tekrar bunu yukarıdan bir tane üstten göz kapağından bir tane yüzden alarak sonuna kadar değişik bir şey yok ama hani belki zorlanabilirsiniz diye göstereyim istedim. Bu şekilde bir tane göz kapağından bir tane yüzden bu şekilde şöyle göz kapaklarımızda bakın burnu da ucundan uç kısmından şuraya tutturdum ama biraz da yanlarından şöyle bir iki yerinden çok dikişi belli olmayacak şekilde şöyle nasıl göstereyim bir tane buradan yani düz dursun diye yüze sabitleyeceğim. Oldu mu? Oldu. Oradan sabitlemiştim. Şimdi buradan da sabitleyelim. Şöyle. İki yerden sabitlemiş oldum. Şuradan bir yerden çıkalım. Düzlemiş olduk. Bu da bu şekilde. Burada nereye dikeceğinizi göstermiştim. Tam gözüm bitti hizaya demiştim. Şöyle aldım. Üste zaten dikiş yeri. Şöyle bir iki sıra aşağıya konumlandıralım. Şunu tığla içeri çekersiniz. Ucundaki ipleri. Kulakta da hiçbir şey yok. Birkaç yerinden tutturmanız yeterli. Tabi sağlam bir şekilde. Şöyle. Bir tane buradan alıyorum. Bir tane ortadan. Elimden geldiğince dikişleri de göstermeye çalıştım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı beklerim. Instagram sayfam da aynı, kanalımla aynı isim. Örgörmek iyi geliyor. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Ördüklerinizde, hikayelerinizde beni de etiketleyip paylaşırsanız ben de hikayelerimde olduğu gibi aynen sizin hikayenizi paylaşabilirim. Lütfen bildirim ayarlarını açık tutun ki yeni videolar koyduğumda haberiniz olsun. Şimdi şunu tığla çekersiniz içeri. Kulağımızda bu şekilde diktik. Şimdi kaldı geriye. Kaşımız kaldı. Kaşı da daha önce gösterdiğim gibi konumlandırdım. Şu sivri kısmını tam göz kapağının üstüne getirdim. Hemen iki sıra yukarıda da uçlara bıraktım. Şöyle iğnelemiştim çıkarayım. Ortasından tek hamleye dikiyorum. Şöyle
Yani diğer tarafta yaptığım dikişler gibi sadece ortasından dikiyorum. Şuraya gelecek şekilde. Geriye ne kaldı? Göz bebeklerimiz ve ufak yüz şekillendirmemiz kaldı. Onu da yapınca bitiyor artık faaliyetimiz. Şöyle anlaşıldı sanırım. Ortasından bir alttan birkaç tane alarak dikiyorum. Göz bebeği için de tam şu sihirli halkanı değil, bir üstünden çıktım siyahı. Olduğu yere iki tane düğüm atıyorum. Şöyle. Bir tane de şöyle alttan. Ve şuradan çıkıyorum. Geldiğim yerden çıkıyorum. Kenardan bir yerden. Gözün içi boş olduğum için. Göz bebeğimiz de bu şekilde. Şunu düzeltebiliriz. Şimdi ağız ve ağız kenarı detayı var. Onun için ipi şöyle iki kata indirdim. Hatta isterseniz burada tek kat kullanmıştım. Yani tek kat da kullanabiliriz. Bakın şöyle. Elinizde böyle parça ipler varsa bu şeyi dikiş ipiyle de yapabilirsiniz aslında bunu. Şöyle aldım. 1, 2, 3, 4. sıranın bittiği yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne arayla işaretledim. Şuradan girelim. Çok çekmeyin, içine gelmesin. 6 sık iğne öteye gittim. Şöyle kenarlarda da o dudak kenarı izleri için şöyle minik hareketler yaptım. Şöyle ortalardan battım. Çok uzun oluyor çünkü. Şöyle. Bakın. Biraz yukarıda kaldı. Şöyle aşağı indirelim. Şuradan ortadan çıkalım. Göz altı için ise gördüğünüz gibi şuradan göz altlarından girdim. Şöyle hafif yukarıya doğru bir hareket verdim. Bir üst sıradan çıktım. Bunu da yine buradan girelim. Bu gözün altındaki halkalar için. Şöyle. Bir üst sıradan şuradan çıkalım. Şunu da şu ipin olduğu yerden çıkarayım. Sonra bu iplerin uçlarını birbirleriyle birleştirir. Düğümler içeri alırız. Şöyle. Çok sıkmayın. Şöyle boşta kalsın hafif. Rikimiz tamamlandı sayılır. Unutmadan şurada ipler bırakmıştık biliyorsunuz kollar için. İsterseniz onları da gömleğin şuralarına tutturabilirsiniz. Şuralardan. Yani kolları gömleğe tutturabilirsiniz. Yukarıdan ve yine alttan dikerek tutturabilirsiniz. Ya da isterseniz böyle boşta bırakabilirsiniz. Tabii bu ipleri de içeriye almayı unutmuyoruz. Rikimiz bitti. Bir faaliyetimizin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle olduğunuz için, benimle ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki faaliyette buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.